Evet dostlar, herkese merhaba. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Aslında bu videoyu günler öncesinde çekmem gerekiyordu ama bir şeyler beni bir türlü bu masaya oturtturmadı. Hep erteledim, hep erteledim. Nedense bilmiyorum. Ha Kayseri'ye gittik. Bir baktık kendimizi Erzurum'da online konferanstayız. Bir baktık İstanbul TÜYAP'tayız derken bugüne kadar geldik. Demek ki bugününü bekliyormuş. Yani bazı şeylerin vaktinin de gelmesi gerekiyormuş. Arkadaşlar 4x4 programı biz yani aslında bu programı hazırlama sebebimiz adli hakimlik ilanı, idari hakimlik ilanı da geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bununla ilgili detaylı bir videoyu da çekimini yaptık. YouTube Hukuk Öğretir kanalında da paylaştık. Mutlaka o videoya bir göz atın derim. Adli hakimlik, idari hakimlik düşünüyorsanız. Yine aynı şekilde Instagram Hukuk Öğretir sayfasında da videoyu canlı yayın yaptık. Orada da detaylı olarak bunun üzerine kafa patlattık. Tartıştık. Ne için hocam bu tartışmamız, bu derdimiz ne için? En iyiyi, en doğruyu bulabilmek için sizi en kısa sürede en sağlam ve eksiksiz bir şekilde süreci tamamlatmak için. Şimdi arkadaşlar biz 4x4 programı yani 4 dörtlük bir program hazırladık. 4x4 16 günlük bir yolculuğumuz olacak seninle. 4 dörtlük bir program. Hocam 4 dörtlük programla asıl hedeflediğimiz şey nedir? Arkadaşlar hedeflediğimiz şey biz anayasa hukukunu, idare hukukunu, ceza hukuku genel hükümlerini YouTube'da ücretsiz olarak baştan sona kadar anlattık. YouTube'a da yükledik. Dedik ki eksiksiz hazırlanmak istiyorsan YouTube oynatma listesi, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku videoları sana fazlasıyla yeterlidir. Başka bir kaynağa da konu anlatılmaya da ihtiyaç duymazsın. Hatta şöyle bir yandan da göstereceğim. Kitaplar şu: anayasa kamp kitabı, idare kamp kitabı, ceza hukuku kamp kitabı. Bittikten sonra da anayasa ve idare için soru bankasını çözersin. Ceza hukuku için ekstra bir ceza hukuku soru bankası kitabı var. Onun canlı okuman yeterli olacaktır. Peki hocam, devam ediyorum. Bu videoyu çekmekteki asıl gayemiz nedir? Şimdi adli hakimlik süreci başladı. İdare hakimlik süreci başladı. Ama bir yandan bizim için en önemli konulardan, en önemli gündemimizden bir tanesi de hukuk mesleklerine giriş sınavı. Hocam Eylül hukuk mesleklerine giriş sınavı geride kaldı. Şimdi önümüzde dolu dolu bir ortalama 6 aylık gibi bir süre var ve bizi bekleyen bir HMGS var. Hangi HMGS hocam? Hukuk öğretirle yani HMGS diyoruz biz ona. Nisan ayındaki yapılacak HMGS sınavı. Nisan 2025'te. Biz istiyoruz ki burada sizin başarınızı en üst noktalara çıkartalım. 70 bandında değil, çok rahat 90 bandına sizi çıkartabilecek seviyeye getirelim. Ama bunun için biz ne kadar eksiksiz kaynaklar hazırlasak da 17 adet kitaptan bahsediyoruz. Yüzlerce videodan bahsediyoruz. Ama ne kadar biz bunları yapmış olsak da seninle tarzımızın uyuşması gerekiyor. Tarz uyuşması diye, mizaç diye bir şey var hocam. Ben bağırırım, çağırırım, kodlarım, espri yaparım, gırgır şamata yaparım. Akademik dilden uzak anlatırım. Amacım sana olayın mantığını kavratıp o soruyu çözdürebilmektir. O sınavı geçmeni sağlamaktır. Tamam mı? Bunu yapmak için de çok farklı anlatırım. Bunu yaparken de derim ki bak, tarzımız uyuşuyorsa sen başka noktalara gelirsin. Tarzımız seninle uyuşmuyorsa bizimle vakit kaybetme. İşte bu tarzımızı, anlatım şeklimizi sana gösterebilmek için de bu videoyu hazırladım. Bu videoyla birlikte anayasa hukukunu, idare hukukunu, ceza hukuku genel hükümlerini baştan sona kadar canlı okuyacaksın. Önce kaynaklara nasıl aktığını, nasıl olayları öğrendiğini göreceksin. Ardından soruları çözeceksin. Soruları çözebildiğini göreceksin. Çıkmış sorulara da bakarsın. Onları da çözebildiğini görürsen, videoların da aktığını fark ettiysen, harikasın hocam. Ben seninle yol alacağım dersin. Hukuk mesleklerine giriş sınavına adam akıllı bir şekilde eksiksiz kaynaklarla süreci yönetiriz. İşte bunun için 4x4 programımız başlıyor. Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku. Bu konu başlıklarından, bu derslerden hangisi senin sınavında geçiyorsa bu programa uyman yeterlidir. Hocam izleyeceğimiz süreçte tamamlanan her güne bir tik koyarak ilerleyeceğiz. Programımız toplamda 16 gün sürecek. Anayasa hukuku kamp videolarını
baştan sona kadar bitireceksin içindekiler kısmına göre. Ardından hukuk öğretir soru bankası kitabında yer alan soruların canlı okuyacaksın. Bitti mi? Bitmedi. İkinci kamp programı idare hukukuyla başlayacaksın. İdare hukuk kamp videolarını kitabıyla birlikte canlı okuyacak. Ardından hukuk öğretir soru bankası kitabında yer alan idare hukuk sorularını çözeceksin. Bitti mi? Bitmedi hocam. Ceza hukuku videolarını kamp kitabıyla birlikte canlı okuyacaksın. Yine aynı şekilde ceza hukuku sorularını da ceza hukuku soru bankası kitabından ceza hukuku sorularını da tamamlayacaksın. Ve 16 günün sonunda diyeceksin ki hocam ciddi bir şekilde yol aldık. 4 dörtlük bir program. Hocam anayasa hukuku kamp kitabında içindekiler kısmında ne varsa şimdi onları ekrana yansıttım. Arkadaşlar programımız toplamda 16 gün sürecek ve 16 günün sonunda arkadaşlar hem anayasa hukukunu hem de idare hukukunu bitirmiş olacaksın. Şimdi arkadaşlar ilk günde programın ilk günü anayasa hukuku kampıyla başlayacak. Anayasa hukukunda kamp başlıyor. Kanun nasıl yapılır? Kanun nasıl yapılır? İkinci partı. Sonra ilk sistemlerden bahsedeceğiz. İlk anayasal süreçlerden bahsedeceğiz. Detaylandıracağız. Sonra kampın ikinci günüyle devam edeceğiz. Yine ikinci günde 1982 anayasasının değiştirilemez maddeleri, temel hak ve ödevler, bunların sınırlandırılması, sınıflandırılması, durdurulması hepsini detaylı bir şekilde görecek. Sonra üçüncü günde arkadaşlar artık yasamaya giriş yapacağız. Bitireceğiz. Ardından arkadaşlar yürütme kısmını seninle bitireceğiz. Ardından yargı kısmını seninle bitireceğiz. Ve ardından da anayasa değişikliği nasıl yapılırla da altıncı günü sonlandırmış olacağız. Biraz yorulacaksın. Biraz seni bu süreçte böyle ya hocam bitmiyor, ya hocam aman şöyle oldu, böyle oldu, sanki unutuyorum gibi dediğin anda biz ilk kitabı seninle bitirmiş olacağız. Ardından bu kitabın bitmesiyle birlikte döneceksin, güzel bir tekrar edeceksin. Ardından anayasa hukuku sorularını çözdüğünde anayasa kampı tamamlanmış olacak. Aynı şekilde bunu tamamladıktan sonra İdare hukukuna başlıyorsun. İdare hukuku 657 devlet memurları kanunu ile süreç başlar. Ardından kamu görevlilerin mal bildirimi. Ardından mahalli idareler yani belediyeler, büyükşehir belediyesi, il özel idaresi bunları adam akıllı bir şekilde bitirirsin. Ardından arkadaşlar işte köy, muhtar, ihtiyar heyeti bu konu başlıklarını bitirirsin. Ardından merkezi yönetim, başkent teşkilatı, cumhurbaşkanı teşkilatı yani burada ne varsa daha fazla detaya girmeyeceğim. Detaylı bir şekilde bitirdikten sonra idare hukuku kamp kitabı da bitmiş olacak. Hocam bu da bitti. Programa özel idare hukuku kamp kitabı da bitti. Şimdi nereye dönüyorsun? İdare hukukunun sorularını çözeceksin. Sorular da bittikten sonra nereye geliyorsun? Ceza hukukuna. Hocam ceza hukukunda çok eğleneceğiz. Bizim ceza hukukunda 3 tane karakterimiz var. Biri çikimiz. Biri çiki arkadaşlar, biri piko, bir diğeri ise arkadaşlar Zeyno. Bunların biri bıçaklıyor, diğeri okuyor, biri uyuşturucu, biri Zeyno'muz var, doktor. Bu karakterler üzerinden tüm ceza hukuku genel hükümlerini baştan sona kadar görürsün. Burada karşına gelebilecek tüm soru tiplerinde konuyu anlatırken ben detaylı olarak vurgularım. 16 günlük yani 4 çarpı 4 programını tam anlamıyla bitirdiğinde anayasa hukuku bitmiş olacak. İdare hukuku bitmiş olacak. Ceza hukuku genel hükümleri bitmiş olacak. 3 ders. Bunun yanında 3 kamp kitabı ve hukuk öğretici soru bankasından anayasa idare, ceza hukuku soru bankası kitabından ise arkadaşlar ceza sorularını bitirdiğinde başka bir kaynağa 3 ders için ihtiyaç duymayacaksın. Sonra ne olacak biliyor musun? Tarzımız uyuştuğunu göreceksin. Kitapların nasıl aktığını göreceksin. Bu 3 kampı bitirmenin gururuyla, onuruyla geleceksin. Hukuk mesleklerine giriş sınavı için, hakimlik sınavları için, payen veya misyon için arkadaşlar. Fark etmez. Diğer kaynakların, diğer videoların da canlı okuyacaksın. Videoların nasıl aktığını göreceksin ve kendini bambaşka bir noktada görecek ve bu sınavların canına okuyacaksın. Evet, süreç dolu dolu bizi bekliyor. Şöyle ekrana geri geldim. Süreç dolu dolu bizi bekliyor. Canlı okuyacağımız kitaplar arkadaşlar biri anayasa hukuku, bir diğeri idare hukuku, bir diğeri ceza hukuku ve bir diğeri hukuk öğretir soru bankası kitabı. Hiç merak etme, dört dörtlük programla
16 günde bu kaynakların canına okuyacağız seninle. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Dolu dolu bir dönem başlıyor.